benim gizli tanığım dediği Zekeriya Bey gizlenmedi, ortaya çıktı. Dedi ki benim hiç haberim yok bu konulardan. O akşam eve gittim. Bundan tabii dün değil bir önceki akşamdan bahsediyoruz. Dün değil yani pazar akşamından bahsediyoruz. Pazar akşamı beni çağırdı. Hüseyin kağıda bunları yazdırdı. Ben yayına çıkacağım, heyecanlanırım. Bana yaz, ben buradan okuyacağım dedi. Ama soruyorum, Hüseyin Bey'in okuma yazması var. Evet. Yani kendisi niye yazmamış? Orası bir. İkincisi, aynı Zekeriya Bey dedi ki benim görgü şahitliğimden bir yana ben aslında Hüseyin'den şüpheleniyorum. Şüphelenmemin nedeni de Deli Kadir olarak tanınan hurdacılar onun evine geliyorlardı. Ben gördüm ama yüzlerini bana göstermemeye çalıştılar. Bundan da ben şüphelendim. Benim adımı ortaya atmasından dolayı da şüphelendim diyor. Bu iki. Buna da Hüseyin Bey'in verdiği cevap tehdit ettiler, korkuttular. O yüzden konuşmuyor oldu. Şimdi Deli Kadir'i tanıyor musunuz dedim Zekeriya Bey'in sözü üzerine. Kendisi de dedi ki hayır ben tanımıyorum. Şimdi Deli Kadir lakaplı Kadir Bey, yani öyle tanındığı için öyle söylüyorum, kusura bakmasın Kadir Bey. Kadir Bey hattımızda. Günaydın efendim. Kadir Bey'in telefonunu arkadaşlar bağlamadan önce televizyonun sesini kapatması konusunu uyarırsanız, o yüzden bir iletişim problemi çekiyoruz. Kadir Bey telefon hattımıza, bakalım Hüseyin Bey tanıyor mu tanımıyor mu? Evet, önce uyaralım sonra bağlayalım. Öyle mi? Kadir Bey günaydın. Günaydın, kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Buyurun efendim. Günaydın. Hoş bulduk. Bir şey söylemek istiyorum öncelikle. Buyurun. Biz çarşamba olarak size çok teşekkür ediyoruz yayın yaptığınız için. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ben çarşambada esnaflık yapıyorum. Hurda, sebze, meyve vesaire. Evet. Bu Hüseyin abi tanıyorum, soy ismini bilmediğim, yani soy ismini bilmiyorum. Bizim mahallemizde bu yaklaşık 2-3 yıl oturdu. Sizi tanımadığını söylüyor. Hayır, olur mu? Ben onu babamın sayesinde getirdim, çarşambadan eşyalarını getirdim, birkaç sefer nakliyesini yaptım. Köye gittiğimizde de arabam da salmanda çok aşırı yük olduğu için, arabamızda işte 1,5 tondan fazla olunca gece oralar olduğu için yani gündüz gelmeyi tercih ediyoruz. Ben o köyde herkes tanır. Köylerde tanıdıklarımızın bir arkadaşlar da işte büyüklerimiz bizi evlerine davet eder, yatarız. Sabah kalkınca geliriz. Üst abi de biz orada kenarda yatarken arabada evine doğru gidiyordu. Ne yapıyorsunuz burada dedi. Abi yatacak yerimiz yok, şaka anlamında. Ne yapalım dedik. Bizi bu gece eve almadılar. Olur mu dedi, gelin buyurun dedi. Arabamız da çok yüklü olduğu için yavaş yavaş bunun bahçesinin önüne arabayı çektim ben. Bir saniye bekler misiniz? Hüseyin Bey bak evine almışsın, yatırmışsın, adam seni tanıyor. Eşyalarını taşımış senin daha evvelden. Ay onun telefonu var bende. Onun telefonu ben devlete verdim. Zaten verdim. Ben ona bize ver gönderdim. Ben onun mahallesi oldum. Doğru. İki sene oldum buradan. Buradan tekrar taşındım. Başka yere. Ben inkar etmeyeyim ki. Niye az önce tanımıyorum dedin? Ben sana sordum, tanıyor musun dedim Zekeriya söyleyince. Hayır tanımıyorum dedin. Hayır şimdi adamın can güvenliği adamı niye diyelim bir adam bence? Ya pek Kadir Bey de can güvenliği tehlikeye atılacak bir adam değil anladığım kadarıyla. Yani Kadir Bey'in de orada gayet, hatta şöyle söyleyeyim Kadir Bey bilmiyorum ama hani lakabınızdan da dolayı diyorlar ki hayır. Ümit Bey ve ailesi bile Kadir'den çekinir diyorlar. Şimdi telefonlar geliyor. Müge Hanım özür dileyerek bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun buyurun. Bakın ben öyle bir deli meli değilim. Ben mafya değilim. Ben normal ticaretle uğraşan bir insanım. Yani biz ilkokul çocukluk zamanlarımızda birbirlerimize lakap takırdık. Yani o bana Deli Kadir derdi. Ben ona ayı derdim. Öbürüne eşek derdi. Yani biz bu çocukluktan kalan bir şey. Yani biz öyle şey değiliz yani biz çocuk çoluğumuz var yani biz aile insanız ama şöyle bir şey var Hüseyin soy ismini bilmediğim kişi konuştuklarının %70'i yalan çünkü ben bu adamı 5 yıldır tanıyorum 6 yıldır yani
Bu adamı ben Karadeniz'in yani Çorum'dan Giresun arasında bütün Karadeniz bölgesinde ben yetiştim, doğdum, büyüdüm. Yani buralarda ben esnaflık yaptım, ticaret, hurda vesaire, alım satım. Yani ben herkesi tanıyorum. Beni tanımayan yoktur ki, Salman'da olsun, karakol komutanlarımız, muhtarlarımız olsun. Benden kimse korkmuyor. Onlar yalan. Anladım. Öyle bir şey yok. Anladım. Yani o da şimdi diyor ki sizin adınızı, sizi tanım, yani hem ismi veriliyor hem tanımıyorum diyor. Ay bayılacağız herhalde hep beraber. Yani birileri yalan söylüyor da kim yalan söylüyor? Bilmiyorum siz herhalde. Ben sana yalan söyleyeni söyleyeyim. Buyurun, kim yalan söylüyor? Bak ben şimdi inekleri kim çalmıştı? Ben zaten dün sizin ben ekranınızda telefonda ben şu an inşaatta görevli çalışıyorum. Yani ben duydum, biri beni aradı, dedi ki delikanlı senin ismin geçiyor. Ya arkadaş, Hüseyin'i de tanıdığım için benim adım nasıl geçer? Ben size ulaşmak istedim, siz beni aradınız canlıların için. Evet. Yani burada %70 Hüseyin'in konuştukları yalan. Niye yalan? Sana sayayım. Tamam. Bu adam üçkağıtçı, dolandırıcı, hırsızlık yaparken görmedim. Ama %70-80 kanaat veriyorum. Çünkü ben tanıdığım bu adam. Bu adam yani orada çıkmış. Bir tane Ümit Bey var işte, yani bir insanı görmeden yargılayamazsın, gözünle görmedi. Ben şimdi bu cinayetle, inekle alakalı aramadım sizi. Sadece benim adım neden geçti orada? Sonra beni neden tanımıyormuş? Evet. Kırmak aşağılarında parası yoktu, geldi ağladı, benden borç para aldı, evine götürdüm. Ne yani zaman borç para aldı? Bu adama. Ne zaman borç para aldı? Ya borç para dedin de öyle 100 lira 200 lira bizim mahallemizde otururken öyle haçlık niyetine yani. Anladım. Tamam yani ne zaman, zaman ne zaman ne bizim, kadar oldu daha bu? Daha önce bizim mahallemizde otururken eskiden de diyor. Ya tabii ki 50 lira 100 lira 200 lira onlar önemli değil. Hayır, bu demek ki yakinen tanışıyorsunuz. Evet, tanışıyorlar. Yani bir insan yakinen tanımadığı birinden gidip borç isteyemez yani. Ümit Bey bir şey söylüyor herhalde. Buyurun Ümit Bey. Ben Kadir Bey'i tanımıyorum da kim olduğunu da bilmiyorum da. Kadir Bey'e bir sorar mısınız? Beni tanıyor mu ya da beni görmüş mü? Kadir Bey, Ümit Bey'i tanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Tanımıyorum diyor. Ben de zaten kendisini tanımıyorum. Müge Hanım. Müge Hanım. Hayır, tanımıyorum ben, kendisini. Müge Hanım, size bir şey diyeceğim. Buyurun. Yok, tamam kardeş, ben sana bir şey demiyorum. Yanlış anlama. Bak şimdi Müge Hanım, ben şimdi sana bir şey diyeceğim, yanlış anlamayın. Şimdi o adamlar tezgahı yaptılar, bak Müge Hanım tezgahı yaptılar, bu işi yaptılar, ağızlarından kaçırdılar. Bak bunların, bak burada yaşayacak 10 günde dışarıda. Bak yemin ediyorum, benim eğer perşembe günü, cuma günü, bak benim arabam, babamın arabası, bak benim yani Toros'ta. Ben Samsun'dan çıkıp da bir yere gittiysem ben bu suçu kabul ediyorum. Yemin ediyorum, kabul ediyorum. Bak benim Samsun'dan çıkıp Samsun'dan Salipazar'a kadar 50 tane termal kamera var. Beni illaki yolda görecek. Ben herhangi bir arabamla ya da bir şeyle çıktıysam ona ben yemin ediyorum, kabul ediyorum. Ya yaptıkları cinayeti bak Müge Hanım, kendi kendine yaktı bunlar. Bir insan kendini kolay yakar mı işte? Kolay yaktı kendini. Ağzından kaçırdı. Müge Hanım diyor ki Zeki'ye, diyor ki Zeki artık da sen tut. Abi, böyle ki böyle diyor. Şuraya gel, şuraya gel. Anladın mı? Zikire Bey de beni söylemiyor. O Kadir Bey, ben Kadir Bey'i de şerefime, namusuma tanıyorsam. Ben Kadir Bey'i yolda görsem tanımam. Kim olduğunu bilmem. Adam bile kendisi diyor ki, bu yalancı diyor Müge Hanım. Adam bak saat bak 1:30 diyor. 6:30 diyor. Murat Bey'i tanıyorum diyor. Onu tanıyorum, onu görüyorum diyor. Ya bu adam, Müge Hanım, bu adam... Bu adam bu suçu yaptı, anladın mı? Kafasına göre kendi kendine yaktı zaten. Bak ya, ben Cevdet'ten de şüphelenmiyorum şu an. Cevdet'ten çıktı olay. Bunlar karı koca yaptı işi. Cevdet sen yırttın. Bir insan kendine ki kolay kolay yakar mı? Yapmadım zaten, yapmadım şeyi. Niye yaptın diyeyim yani. Allah'ım sen edersin. Ya, ben yaptım ki, ya bunu yaptım. Ya sen de cesedini buldum, ben onu anlayamıyorum. Yani Hüseyin Bey, bakın şimdi... Şöyle bir gerçek var. Bir dakika dinlesin bir Hüseyin Bey. Bir sakin ol, beni bir dinle. Şimdi
Burada herkes gerçekleri konuşacak. Ben elbette burada yıllardır görgü şahidi aramak üzere bir program yapıyorum. Evet. Başka bizim bir amacımız yok. Evet. Biz görgü şahidi arıyoruz. Ve bir görgü şahidi bulduğumuz zaman da bayılıyoruz. Fakat şimdi o görgü şahidinin anlattıkları eğer belirli temellerin üzerine oturmuyorsa o zaman da dönüp görgü şahidine sen niye bunu anlattın denir. Evet. Çünkü bu nedir? Olayı alıp başka bir yere sürükleme evet.